Şimdi bu doğadaki en güçlü güdü, bu insanlarda da böyle, hayvanlarda da böyle hayatta kalma güdüsü ve bu güdü için onun diğer bütün davranışlar onun etrafında şekilleniyor. Hatta cinsellik bile türün devamının, türün hayatta kalması üzerine e, gelişen bir davranış. Evet. Merkezine kadın geliyor ya da hayvanlar aleminde ise dişi geliyor. Ondan sonra e, daha fazla güç için mücadele ortaya çıkıyor. Bugün dünyada kadınlar olmasaydı. Ne endüstri olurdu, ne o endüstri içerisinde kullandığımız, ticarette kullandığımız bir kayıt sistemi olan... Aslında para bir kayıt sistemidir, başka evet. bir şey değildir yani. Evet. Para ortaya çıkardı, ne o e, para dediğimiz kavram manipüle edilirdi, hani para gerçeği deniyor ya... Aslında ben ona başka bir e, açıdan bakıyorum, tanım getiriyorum. Para yanılgısı diyorum ben ona. Hı. Çünkü para aslında yoktur. Bunu iki farklı açıdan e, tanımlayabilirim ama oraya gelmeden önce... O kaldığımız yerden bak devam ettiğimiz zaman o güdü bütün hayatın sürekliliğini sağlıyor ve öyle bir yere geliyor ki işte diğerlerini çalıştıracaksın, senin için onlar çalışacak ve köle efendi ilişkisine geliyor. İnsan hayvan arasındaki ilişki bile aslında köle efendi ilişkisidir. Hatta insan makine arasındaki ilişki de köle efendi ilişkisidir. Bir işi yaptırmak, üretimi yaptırmak. Tabii o komplike hale geliyor. işte endüstri devriminden sonra o üretimler hayatta kalmanın ötesinde öyle bir noktaya geliyor ki sana zaman ve özgürlüğü getiriyor. Burada öyle bir şey çıkıyor ki ortaya. Para nasıl yapılır çıkıyor. Okullarda niye o çocuklara öğretilmiyor? Niye herkesten gizleniyor? Neden pis deniyor buna? Çünkü bu sistemi nasıl çalıştığının bilinmesi istenmiyor. Eğer bilinirse sistem çalışmaz çünkü. Çünkü onun içerisinde o kadar Manipülatif işler yapıyor ki birileri öyle bir sihirbazlık yapıyor ki bunun bilinmesi istenmiyor. Şimdi dedim ya para yoktur iki açıdan tanımlayabiliriz. Bir tanesi bugün evet mevcut para sistemi içerisinde baktığımız zaman para diye bir şey yok. Kağıtlar var. O kağıtlar borç senedi. Yani hamiline ödeme taahhütlü vadesiz borç senetleridir aslında. Bizim tarihsel para tanımına uymuyor. Para sistemini daha önce birçok bir konuştuk. Tekrar düşmemek için o kısımlara girmeyeceğim ama Borç olarak üretiliyor. Kimi borçlandırıyor? Seni, beni, onu, Ahmet'imi, herkesi, bütün dünyayı borçlandırıyor. Bir borç ekonomisi işliyor. Şimdi o açıdan baktığın zaman para diye bir şey yok, bugün yok. E peki tarihsel olarak baktığımız zaman bir şey var mı? Geçmişte varmış gibi görünüyor aslında ama o da olmayan bir şey, elle tutabileceğin bir şey değil. Şimdi birileri diyebilir ki altın, gümüş elle tutamıyor musun? Aslında o da değil para. O bir ölçü. Mesela sen ka kağıda yazabilirsin ne kadar varlığım var, ne kadar değerim var, kimin kimden ne kadar alacağı var, bir şeyin değeri nedir? Bunlar hep bir kayıt sistemi ya. O kaydı yazılı değil de madenle tutuyorsun. Kaç gram? Bir gram, iki gram, üç gram. Bak rakamlar yine çıktı. Yani onu fiziki fiziki şey değil. E, doğada az bulunan madenler olduğu için onun ağırlık olarak rakamları orada bir kayıt tutuyor. Sen işte falanca gram elinde altın varsa veyahut da e, para varsa, gümüş varsa, tarihsel bir örnek veriyorum. O şu anlama geliyor. Okan'ın elinde bu kadar para var. Okan demek ki bunun için şu kadar saat çalışmış, şu kadar saat başka bir işçini, işçiyi kendisi için çalıştırabilir. Veyahut da onu elde etmek için o kadar çalışmasına gerek yok. Bunu farklı metotlarda da yapmış olabilir. Yani bir şey satmış olabilir, oradan kar etmiş olabilir. Bir sürü şey olabilir. Ama ortada diğer insanların hem zamanını hem de özgürlüğünü satın alabileceğin bir araç ortaya koymuş oluyorsun. Şimdi getiriyorsun bugünkü sisteme bakıyorsun. Bu ee, bu, bunun dışına çıkarılmış, başka bir yere getirilmiş. Yani orada bir kayıt sistemi var ama o kaydı öyle bir şey yapalım ki biz istediğimiz gibi değiştirelim. Mesela bir kilo altın değil de biz diyelim ki hokus pokus 100 kilo olsun, birdenbire 100 kilo varmış gibi olsun. Herkes de buna inansın. Aslında böyle bir şey yok ama inansın. Bu da para hacmini geliştirmekle oluyor. Merkez bankalarının genişlemeci para politikaları 1970'ten beri gelen o süreç bir borç üretiyor, borç ekonomisi, kredi balonu şişiyor ve öyle devasa bir noktaya geldik ki. Bugün yaşadığımız bütün krizler işte bu pandemi denilen, küresel iklim krizi denilen ve devamında getirecek olan bir sürü kriz var. Mesela şeyi de getirmişsin kapaklarda görüyorum. E, kıtlık ekonomisi, evet. ondan sonra evet. e, ne var? Yani enerji Yani bütün krizi. ekonomist kapakları, Hep, felaket habersi. Ben de hepsi ekonomist de kapağı görünce seni davet ediyorum Eyvah zaten. Abi. O, yani. Ve öyle bir noktaya geliyor ki o sistem içerisinde o şeylik. Mesela düşünebiliyor musun? Pardon ben, burada özür dilerim. Bir parantez açalım. Zaten... Büyük bir zevkle ve heyecanla dinliyorum ve her seferinde her anlattığında bana kim bilir kere anlatıyorsun para nedir meselesini hala çok öğrenerek dinliyorum. Fakat şunu merak ediyorum insan davranışı olarak bu keklemenin bu global kekleme kandırmaca için çalışan eğitim görmüş insanlar var yani bir tane uyanık çiftlik bank gibi bütün dünyayı dolandırmıyor ya da bir saadet zinciri aslında bir, çok büyük bir saadet zincirinden söz ediyoruz adı para ama bunu bir tane uyanık e, kurmamış buna bir takım uyanıklar varmış ve bu uyanıklarla beraber çalışan iktisat fakülte fakültelerinde Valla, de, abi iktisat fakültelerinde bile sistemin nasıl çalıştığı anlatılıyor. Anlatılıyor ama İşin o adamlar zaman, şunu o adam şunu orada istiyorum. görüyor. O adam evet